Transfer sezonunun sonuna doğru geliyoruz. Önemli isimleri kaydettiniz. İstediğiniz transferleri gerçekleştirebildiniz mi? Bize ilgi verebilir misiniz bu konuda? Yani az önce de arkadaşlarla konuşurken onu söyledim. Sene başında Mustafa Soy ile beraber bir tahtaya isimler yazmıştık. Aşağı yukarı 5-6 ay çalışma fırsatımız oldu. O isimler, yazdığımız isimlerin aşağı yukarı %95'ini aldık. Bizim için iyi bir transfer dönemi o geçtiğine inanıyorum. Aramıza bir iki isim daha katılabilir. Şimdilik iyi gözüküyor. Devam edecek mi transferler, fırsat transferleri gibi bir şey olacak mı? Yani hani yabancı transfer çok fazla düşünmüyoruz. Çünkü zaten ilk 11'de 5 tane oyuncu oynayabiliyor. Şu anda da ilk 11'de oynayabilecek yeterince yabancı oyuncumuz var. Yedekte de 2 oyuncu oturabiliyor. Bizim çok fazla bir transferle ilgili bir işimiz kalmadı. Olursa hangi bölgeleri düşünüyorsunuz? Bir kere basında gördüğüm söyleyeyim. Kaleci ismi geçiyor. İmkansız kaleci kesinlikle bakmıyoruz. Onu söyleyeyim. Allah sakatlık vermezse şu an öyle bir şeyimiz yok. Belki bir savunmaya bir oyuncu katılma ihtimali var. Onun dışında Türk olarak onu da bilmiyorum. Yani yine o da sürpriz olur. Çilek olursa olur. Onun dışında çok fazla bir oyuncu almayı düşünmüyoruz. Yani camiye çilek beklesin mi? Ya bekleyebilir, beklemeyebilir. O birazcık şu an şey soru işareti. %49 olma ihtimali olan bir transfer var. O hangi bölge? Ya bölgesi şey, joker oyuncu diyelim ya. İleride her yerde oynayan, aynı zamanda orta sahada da oynayabilen bir oyuncu. Ligde 3 hafta geride kaldı. Ne mağlup, 3 beraberlik. Takımın durumunu nasıl bulacaksın? İstediğiniz sahaya yansıyor mu? Düşünceleriniz, sezon öncesi planlamalarınız sahaya yansıyor mu? Yanlış bilmiyorsam 19 tane transfer yapmışız. Bizim için çok hareketli bir transfer dönemi geçti. Elimizden geldiğince oyuncu katmaya çalıştık. Çünkü çok ciddi bir eksilme oldu takımda. Ayrılanlar oldu, yerine gelenler oldu. İlk 3 haftada yenilmemek önemliydi. Çünkü bilimsel bir araştırmanın da gösterdiği sonuç yeniliklere alışmamız 3 hafta sürüyor. 3 haftada sonra artık bazı şeyler alışkanlıklara dönüşmeye başlıyor. Eski alışkanlıklardan kurtulmaya başlıyoruz. Benim inanışım, yani benim inancım şu. Bence aşağı yukarı 2 hafta sonra en azından. Yani zaten bu haftayı inşallah galibiyetle kapatırız. Önümüzdeki haftada inşallah olur ama en azından 2 hafta sonra %100'e ulaşmış olacağımıza inanıyorum ben. Peki Adana Spor'un bu sezonki hedefini Mustafa Hoca'yla elbette ki bunu konuşuyorsunuzdur. Nedir bu sezonki hedef? Yani insan savaşa çıkarken kaybedeceğim diye çıkmaz. Yani biz de savaşa kaybedeceğiz diye çıkmıyoruz. Beklentilerimiz var. İsim koymak istemiyorum. Çünkü isim koyduğumuz zaman bazen yanlış anlaşılabiliyor. Şimdilik işte yukarılar diyelim yani. Bizim diğer rakipleri de evet herkesin böyle bir yangın şeyi vardı. Ulan herkes uçuyor, kaçıyor. İnanılmaz transferler oluyor ama bu işin yüksek profilde ya da geçmişine bakarak yapılan transferler işe yaramadığını geçmişte de gördük. İnşallah yine bunu tarih tekerrür eder. Biz de benzer bir şey yakalarız. Bizim de amacımız o. Yukarılarda bitirmek. 2022 yılına baktığımızda en çok zamlananlardan, ilk sırayı alanlardan biri de maç biletleri %90 oranı. İsterseniz siz de zam yaptınız biletleri. Bu konuda bazı tepkiler var. Neler söyleyeceksiniz? Biz tepkilerin sonucunda zaten anlayışla karşılayıp her ne kadar normalde olması gereken rakamların o olduğuna inanmamıza rağmen taraftarlarını da anlayarak. Çünkü şu anki gündemde insanların tek böyle kaçabileceği ve keyif alabileceği belki de yer futbol maçları. Biz de bunu anlayış göstererek biletle indirime gittik. Yani taraftarın beklentisinin daha düşük olmasını istemesi gayet normal. Ama maalesef şu anki Türkiye'nin gündeminde enflasyonun bu oranda olması, bizim maliyetlerimizin şu anki biletlerdeki artışından çok daha fazla olması. Zaten o bizim bir gelir elde ettiğimiz bir nokta değil çok fazla. En azından ufak da bir kirasını ödemeye çalışıyoruz. Yani şeyi. Budur. Yani biz taraftan tepkisini normal karşılıyorum. Fakat markete gittiğimizde de veyahut da herhangi başka bir şey yaptığımızda da benzer artışların daha da fazla olduğunu görüyoruz. Yeter ki taraftar gelsin. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Taraftar demişken en çok beklenti store. Store konusu halinde. Bu konuda bir gelişme var mı? Ya store konusunda gelişme var mı? Geçen sene devam edecek. Bunu söyleyeyim yani online satışı. Çünkü zaten
biz her, ben taraftan yine tekrar söylüyorum, anlayışla karşılıyorum ama store illaki böyle bir yerde olması gereken, store dediğin artık günümüzde online'da gerçekleşen birçok firma, hatta çoğu satışını online üstünden gerçekleştiriyor. Şu anlık böyle bir düşüncemiz devam ediyor yani.